Hasan Öztürk İzan akıldan uçunca vicdan lal olur. İnsanın gözünü ihtiras bürüdü mü ne izan kalır ne vicdan. İnsanın nefsiyle aklı karşılaştığında nefsine yenilirse orada ne izan kalır ne vicdan. İnsanı hasedi öldürür. İhtirası aklını başından alır. Öfkesi aklına galip gelir nefsi vicdanına. İnsanın izanı ölçüsü kalmamışsa Akı kara, karayı ak görür de bunun farkında olamaz. Ya da her şeyin farkındadır da kininden hiçbirini itiraf edemez. Görür de susar yani, duyar da susar. İzan akıldan uçunca vicdan lal olur yani. Terör destekçisine destek çıkarak kin kusmak bir cumhurbaşkanı adayı var. Apo'nun heykelini dikmekten başlayıp kazılan çukurlar için bir halkın direnişi demeye, PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmiyoruz cümlesiyle başlayıp Tahir Elçinin cenazesinde bunlar devletsizlikten oluyor cümlesine kadar. Şemdinli ve Çukurca'da 400 kilometre kareyi PKK kontrol ediyor demekten başlayıp Kobani için sokaklara çıkın demeye kadar. Türlü türlü provokasyonlara, türlü türlü terör destekçiliğine, türlü türlü terör örgütü ve terörü övgüye kadar cümleler kurmuş. Dokunulmazlığı kalkınca da hakkındaki davalar nedeniyle tutuklu yargılanmasına karar verilmiş. Sanki bunların hiçbiri olmamış gibi, sanki bunların hiçbiri söylenmemiş gibi, bugün o adaya bir başka cumhurbaşkanı adayı sahip çıkıyor. Salı verilmesini istiyor o adayın ve demiş ki, bir insanın tutuklu olması hüküm giydiği anlamına gelmez. El hak doğru ama şunu da söylemiş, sözle insanlar terörist olmaz. Hadi canım sende. Terörün bir de doktrinerleri, teorisyenleri, söz söyleyenleri, kalem oynatanları yok mudur yani? Emin misiniz? PKK'ya terör örgütü diyemeyenlerle kol kola girebilmek. İmralı'da çürüyen PKK elebaşı Abdullah Öcalan da size göre terörist değil o zaman. Ya da Kandil'deki Murat Karayılan Zira onların da doğrudan eline silah alıp bizzat cinayet işlediklerine ilişkin bir şey bilmiyorum. Varsa da ben bilmiyorum. Ama terörün ve teröristin babası şahıdır bunlar. Sözleriyle binlerce insanın ölümünden sorumludurlar. Sözleriyle binlerce gencin katilidirler. Sözleriyle şehitlerimizin kanından sorumludurlar. Sözleriyle otuz yılımızı çalanlardır bunlar.'' APO'nun da türevlerinin de kanlı birer terörist olduğunu bilen Cumhurbaşkanı adayı APO'ya ve teröristlerine sahip çıkan, kol kanat geren, öven, onlarla birlikte yol yürüyen içerideki Cumhurbaşkanı adayının serbest bırakılmasını istiyor. Ne garip. Peki şu anda tutuklu yargılanan Cumhurbaşkanı adayı Kobani bahanesiyle sokaklara çıkın demedi mi? 6 Ekim 2014 tarihinde toplanan HDP MYK'sından onun imzasıyla doğrudan aşağıdaki şu metin sosyal medyada paylaşılmadı mı? Şu anda toplantı halinde olan HDP kalan halklarımıza acil çağrı, Kobani'de durum son derece kritik, IŞİD saldırılarına ve AKP iktidarının Kobani'ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz. Bu paylaşım ve çağrılardan sonra Diyarbakır başta olmak üzere bazı illerde gece evler basılıp sokaklarda insanlar öldürülmedi mi? Sahi Yasin Börü katil sürüleri tarafından evinden alınıp sokağa sürüklenip paramparça edilerek katledilmedi mi? O katil sürüsü Yasin'e çullandığında histerik bir hazla bazı kadınların zıdgıt çektikleri duyulmadı görülmedi mi? Bunların hepsini mi unuttuk sanıyorsunuz? ya da bunların hepsini de mi unuttun da salı verilmeli diyerek o katillere kol kanat gelen, onları teşvik eden, hatta emir veren tutuklu cumhurbaşkanı adayına destek veriyorsun? Vicdanın, izanın nerede? Vicdanın nerede, izanın nerede? Sanırım Abdullah Bey aday olsaydı AK Parti'den %15 oy tırtıklardı dediğin dönemdeki ruh halindesin hala. Abdullah Gül'ün adaylığı suya düşünce Erdoğan düşmanlığı nedeniyle körleşen gözün, kuruyan yüreğin, kaybettiğin vicdanın seni terör sevicilerini sevmeye itmiş, besbelli. İnandığın değerlere aleni hakaret edenlerle kol kola girmenin altındaki neden ahir ömründe histerik bir halde ihtiraslanmak sanırım. İhtirasın Aklının da, vicdanının da, izanının da önüne geçmiş. Tarihe iyi başlayıp kötü bitirenlerdendi diye geçeceksin. Bu da alnına sürülen kara bir leke olarak kalacak. İzan akıldan uçunca, vicdan lal olunca, maşeri vicdanda mahkum olursun böyle. Hasan Öztürk, Yeni Şafak